One Piece live action konuşuldu ya. Yani ben Twitter'da yazdım. Ben beğendim. Beğenmediğim şeyler de var. İşin tuhaf kısmı One Piece herhalde live action konusunda en başarısız olunma ihtimali yüksek iş falandı yani. Onu nasıl yaptılar bilmiyorum. Dünya çapında da çok beğenilmiş. Büyük ihtimalle ikinci sezonu falan da gelecek de ikinci sezonun da artık o Chopper'ı Mopper'ı nasıl yapacaklar bilmiyorum. CGI Fest olmaz umarım. Ben pacing'i bozan Garp hikayesini çok sevmedim sadece. Bence gereksiz de o kadar Garp'a yüklenmeleri. Karakterizasyonları beğendim. Bazı yerlerde çocuk Luffy'ye benzesin diye tuhaf tuhaf bağırtmışlar. Onlara bence hiç gerek yoktu yani. Kaptan Kuro hikayesini çok yavan buldum. Bence o şeyde daha iyiydi. Orijinalde daha iyiydi. Kaptan Kuro o şurup köyü hikayesinde bir tık baydım yani böyle. Üf, bu ne dedim ya, bunu mu izleyeceğiz falan dedim. Barati de çok güzel toparlıyor sonra yani. Evet, Luffy normal halinden daha zeki ve cool ama diğer türlü yapamazlardı. Çünkü şabalak olurdu yani. Hani live action'da sürekli bağıran çağıran tip olmaz. Aralarda yaptırmışlar işte ama Luffy tabii ki bir tık hatta göt bir karakter gibi. Çünkü işte Zoro ve Mihawk olayında falan böyle biraz anlaşılamıyor onlar çünkü. Biz orijinal eserde mangada Luffy'ye çünkü şey gibi yapıyoruz ya. Abi Luffy de mal bir çocuk. Ama işte burada göt gibi oluyor live action'da o mallıklarını yapınca. Ben burayı uzun süre lurkluyordum. Çok etkileşim yapma tarzı. Hemen sorun sorayım. One Piece Netflix'ten sonra animede nereden devam edelim? İçine çekti baya çünkü. İlginç bir şekilde böyle çok fazla şey var. Çok fazla soru aldım. Abi diziyi izledik. Diziyi izledikten sonra hikayeye devam etmek istiyoruz. Nereden devam edelim diye. Direkt şeyden devam edebilirsin. Arlong Ark'tan sonra direkt devam edebilirsin. Hikayenin devamı o şekilde. Mihawk'ı çok güzel yapmışlar. Mihawk'a bayıldım. Harbiden muhteşem yapmışlar Mihawk'ı. Onu çok beğendim. Shanks'ı çok sevmedim. Shanks'ın ekibini çok sevdim. Ben Beckman'a falan çok laf söylemişler. Abana koyayım böyle Ben Beckman mı olur bu adam şişman diye. Beni rahatsız etmedi. Lucky Roo falan onlar çok iyiydi. Lucky Roo'yu da zenci yaptılar falan diye delirmiş millet. Bence okeydi yani. Garp'ı da beğendim. Ama Garp Kobi güzel. Garp Kobi, Helmeppo falan o aralarda çok pacing, tempoyu yoruyor gibi geldi bana biraz yani. Tayfa çok iyi. Zoro'dan şikayet edenler olmuş. Bu ne abi? Zoro hiç sempatik değil falan diye ama Zoro öyle bir karakter zaten. Donuk. İlk sezonlarda bir tık daha gülüyor falan. Tabii burada hiç gülmüyor. Burada bir tık daha cool yapmışlar yani. Beni Shanks ama o kadar da rahatsız etmedi. Bence daha Shanks bir şey bir tık rahatsız etti. Karakterler normalde çok daha One Piece dünyasında büyük ve heybetli ya. Onlar tabii ki burada olmamış. Mesela Arlong tayfayı full şey yapmışlar. Hip hop Drake tayfa yapmışlar. Onu çok beğenmedim. Niye o kadar abi burası hip hop partisi tarzılar onu bilmiyorum ama bazı noktalarda böyle çok fazla foreshadowing falan var. Onları fan servis olarak yapmışlar. Yapabilirler iyi. Bazı yerlerde küçük plot değişiklikler yapmışlar. Mesela işte Meri'nin olayı falan öyle değildi normalde. Ya ben en çok şey beni bağladı galiba. Hani ilk 3 bölüm okey. Şurup köyü noktasında Usopp'u çok şey yapmışlar bu arada. Usopp hoşuma gitti. Sürekli yalan söyleyip sürekli abartıyor falan. Bence bunları bu kadar da animede bu kadar vermiyordu bir yerden sonra. Usopp'un en büyük olayının her bokta yalan söylemesi ve sıkma hikayelere, götünden hikayeler sıkması. Hatırlamıyorum bu kadar sıktığını ben. Bir yerde salıyor çünkü yapmıyor öyle şeyler. Burada sürekli yapıyor muhabbetin içinde. O çok hoşuma gitti benim. Ben her gördüğüm yeni karakteri açıp çizimlerinden kontrol ettim. Ben de sahne sahne izledim. Garp yoktu zaten evet. Bakalım nasıl yapmışlar. Garp animede devasa diğer karakterlerin de burada tonton dedi. Evet Arlong falan da çok şey kalıyor. Arlong falan da çok ufak kalıyor. Arlong falan da çok dev gibi adamlar bunlar çünkü yani. Beğendim. Şeyler hoşuma gitti. Bir takım backstory'ler hoşuma gitti. Barati backstory'sini çok güzel yapmışlar. Zoro'nun backstory'sini kötü yapmışlar. Yani şöyle genel olarak beğendim ama bu beğenme şöyle şey gibi değil yani. Hani diyorum ya ben size işte bir takım sinema eserleri vardır, bir takım diziler vardır. Şey dersin onlara, aa bu bir sanat, high art, muhteşem falan. Mesela One Piece'in mangasının animesine bakıyorsun. Diyorsun ki okey high art çok iyi, inanılmaz bir şey, harika bir world building falan diyorsun. Burada tabii ki kaynak materyal çok kuvvetli. Kaynak materyal çok kuvvetli olduğu için dizide de bunu çok güzel çevirmişler. Ona çok dayanıyor yani kaynak materyal. Yani burada onu da biraz fark ettim. Hikaye iyi olunca zaten şeyin fail'lemesi zor. Görsel olarak en azından biraz götü başı toplu yapınca ki şey de hoşuma gitti benim. Bazı açılarda falan tam manga açısı kullanmışlar. Çok çapraz açılar var. Fark etmişsinizdir zaten. Cowboy Bebop'ta da yapmaya çalıştılar bunları. Cringe durdu. Burada cringe durmuyor. İşte karakterlerin mesela şey çok güzel. Arlong Park'ına olan yürüyüşte karakterlerin close-up'ları giriyor falan bir şeyler oluyor. Daha böyle manga açıları yapmışlar. Onlar benim çok hoşuma gitti. Hatta şeyi düşündüm. Chainsaw Man de bence çok live action yapılabilecek bir iş. Yani Chainsaw Man de çok güzel yapılır böyle yani live action'da.
En kolay yapabilecekleri live action işlerinden birisi bir Death Note'tu. İkincisi de neydi lan? İkincisi de Death Note, bir de bir tane daha vardı. Neyse, onlara da nasıl bu kadar sıçıp en yapılamayacak işte nasıl başardılar? Cowboy Bebop'ta da yapabilirlerdi. Doğru. Cowboy Bebop ve Death Note. Onlar da nasıl da sıçıp da burada nasıl güzel yapmışlar? Şaşırıyorum. Cowboy Bebop çok daha, ya mesela Cowboy Bebop casting olarak da kötü abi. Şey çok kötü yani. Vicious o kadar kötüydü ki, Vicious çok kötü. Naruto live action da duyuruldu. Abi tabii canım. Narutocular, Dragon Ballcular falan delirdiler. Sinirden götlerini parmaklıyorlar şey diye. Bizim niye live action'ımız yok? One Piece'in live action'ı sikim gibi olmuş falan diye delirdiler yani. Death Note değil mi? En kolay Death Note'u yaparsın yani. Death Note da çok kötü ya. Netflix Death Note'u. Chainsaw Man analizleri düşünüp yaparsan eleş olur. Walking Dead Outlook bizleri düşünüp. Tabii, öyle olması lazım. Zoro ve Mihawk ve Nami'nin hasır şapka alma sahnesi beklentileri... Ya evet, bazı yerlerde şimdi onların sebebi şu arkadaşlar. Mesela atıyorum şapkayı takma sahnesi ya da ne bileyim işte şey sahnesi de yoktu. Zoro'nun böyle Mihawk'ta yenildikten sonra işte o Luffy'ye şey yapması, abi sen benim kaptanımsın falan muhabbeti. Oralar neden? Çünkü bizim animelerde falan alışık olduğumuz, özellikle One Piece'te alışık olduğumuz bir takım böyle abartı bir estetik var. Ne olur karakterler mesela işte ne bileyim Garp böyle ağzını yere kadar açar, güler, işte böyle hayvan, onları biraz insani ölçülerde yapmaya çalışmışlar, işte şeyi falan veriyor. Mesela Garp Luffy ile yumruklaşırken ikisi uyuyakalıyor birdenbire. Şimdi böyle bir şey olmaz. Gerçek de bunu yapmaya çalışırsan çok kötü durur. Birbirlerine yumruk atarken uyuyorlar böyle birdenbire. Böyle şeyleri veremez. İşte Garp'ın mesela yemek yemeyi çok seviyor olması, Luffy'nin yemek yemeyi seviyor olması falan. İşte şey yapmışlar, yemek yerken böyle 4-5 tabak üst üste yapmışlar falan yani. Onları gerçek dünyaya o şekilde adapte edebilirsin. Yani overreact edemezler. Aynen, overreaction'ları yapamazlar. Çok kötü olur. Kararında yapmışlar. O yüzden Luffy'nin bir takım ciddi, Zoro daha da ciddi falan işte bir takım dramatik sahnelerde de istediğiniz etkiyi alamıyorsunuz falan. Ama ben şöyle bir şey hissettim. Ben izlerken ben zaten o sahnenin orijinalini bildiğim için sürekli olarak duygulandım yani böyle. Ah siktir ya, Arlong Park yürüyüşü falan bilmem ne gibi yani. Bana o yüzden geçti. Ama hiç izlemeyen, hiç kaynak materyali bilmeyen insanlarda şey olmuş, ne derler? Şey geçmiş yani, merak uyandırmış. Zeff ve Sanji, ama özellikle Sanji'nin mesela, ben hani bunlar Japonca konuşuyorlar ya, şeyi falan hiç hesaba katmamıştım. Sanji Fransızca, Fransız aksanıyla konuşuyor gibi ya. Evet, çocuğun zaten bütün saldırıları falan Fransızca yani. Evet, öyle olması lazım. O benim çok hoşuma gitti. Yani bir Japonca dublaj izleyeyim dedim. Japonca dublaj olmadı. Neden biliyor musun? Mayumi Tanaka şey yapmaya çalışmış çünkü. Karakter daha animedeki gibi değil de karakter daha Dov oynuyor şeyi, Luffy'yi. Öyle olunca çok daha enteresan bir tecrübe bu arada. Daha sakin bir Mayumi Tanaka dinliyorsunuz. Ama sakin Mayumi Tanaka da beni sarmadı yani. Şey falan oldu. Böyle mi olur bu falan oldum yani. Güzeldi ya. Benim hoşuma gitti yani. Ben ikinci sezonunu falan izlerim. Ama şey gibi demiyorum bunu yani böyle. Muhteşem. İşte masterpiece falan demiyorum. Yani bir anime adaptasyonu nasıl yapılır? Böyle yapılır işte. Bunun ötesine geçecekler belki ikinci sezonda. Bakalım göreceğiz. Klasik müziklere çok fazla girmiyorlar anladığım kadarıyla. Şey yapmak istemişler. Seriye kendi müziklerini, kendi bir tane leitmotif bulmuşlar. O hoşuma gitmedi, onu söyleyeyim. Şöyle bir leitmotif var hatta. Bak aklımda bile kalmamışlar. Dıt 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 dıt. Yok. Dıt 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 falan gibi bir leitmotif var. Aralarda bir iki tane VR falan da koymuşlar ama onu beğenmedim. Çok hoşuma gitmedi. Son sahnede evet işte şey çalıyor, VR çalıyor. O hoşuma gitti yani. En azından Arlong Park yürüyüşüne Overtaken koysalardı. VR vardı, değiştirmiş hali. İşte o, benim anladığım kadarıyla girmek istemiyorlar o işlere. Kendi orijinal müzikleri, kendi orijinal şeyi olsun istiyorlar. He, Shanks'ı sahnede Binks Sake çalıyordu. Onu ben de fark ettim. O normalde de çalıyor ama galiba. Animede de var galiba. Onun daha sonra Binks Sake olduğunu sonradan öğrendiğimiz için seviniyoruz. Şimdi duyunca. Valla krokodaylı kadın yapabilirler arkadaşlar. Krokodaylı kadın yapabilirler. Bu krokodaylın kadın olma... Ben şeyi bekliyorum. Bir takım One Piece villainlarından artık böyle ikinci sezonda falan bazılarının farklı cinsiyetlerde cast edileceğini bekliyorum. Bence krokodaylı kadın olabilir yani. Olursa rahatsız olmam bu arada. Evet, Roger'ın idam sahnesinde bir kro... Evet, Ryan Gosling Doflamingo'yu gördüm ya, çok güzel. Smoker kadın olabilir mesela, Taşigi erkek olabilir. Ama o zaman da Zoro'nun Taşigi'ye Queen'a üzerinden benzerliği plotu yanar. Ama o Smoker kadın yapabilirler, ne olacak ki, Smoker kadın olsun işte. Ama erkekti galiba sondaki gördüğümüz. Crocodile'ın kadın olma teorisi confirmed değil mi? Değil ama çok konuşuldu, o kadar konuşuldu ki teori. Taşigi Queen'a mı teorisi kadar konuşuldu yani. Usopp ve hasta kız öpüşme sahnesi de bu arada One Piece'deki ilk öpüşme sahnesi falan galiba.
CGI'lar nasıldı? Yani bazılarını çok güzel yapmışlar, bazıları çok kötü. Şey çok kötü mesela. Gomu Gomu no Fusen kötüydü. İlk başta çünkü şu akciğer bozuluyor, omurga bozuluyor falan, böyle bir tuhaf bir görüntü çıkıyor, sonra şişiyor falan. O kötüydü ama Gomu Gomu no Gatling iyiydi. Bayağı kanlıydı animeye göre. Buggy'yi beğendim. Buggy çok iyiydi. Buggy'nin hatta böyle regular olmasını falan istedim. Ama Buggy'yi genel olarak çok beğeniyorum zaten. Oda da çok beğeniyor. Kan var, parçalar kopuyor falan, bir şeyler oluyor. Yani iyiydi CGI'ler genel olarak. Bazı yerlerde olmamış. Belli ki bazı CGI'lere şey yapmışlar. Şeyle kurtarmaya çalışmışlar bu arada. Onu anladım ben. Şöyle bir numara yapmışlar. İlk baştaki fragmanlarda CGI'ler bir kötü gelmişti ya, izlemiştik falan. Oraları alıp kesip Luffy'nin bedeninden çıkmak değil de böyle şey gibi biraz. Daha kat şeklinde yapmışlar. İşte yumruk yediğini görüyorsun adamın. Ama işte yumruğun nereden geldiğini görmüyorsun falan gibi. Zoro'nun aksiyonlarına bayıldım. O çocuğun aksiyonları çok iyiydi. O kılıç dövüşlerini her zaman izlerim abi. Onlar çok keyifliydi. Falcao'cum 3. ayında hoş geldin. Marineford'a kadar gelebilir mi bilmiyorum. Çok fazla çünkü halletmeleri gereken sorunları var. Pek çok CGI karakter gelecek Grand Line girişinde. O CGI karakterleri umarım minimum CGI ile halledebilirler. Ben şeylere falan okeyim. Chopper, evet, Zoro biraz diziyi taşımış. Ben şeye okeyim. Chopper'ın ne bileyim işte daha insanla benzemesine. Bazı karakterlerde ne bileyim Goemon'u. Gerçi şeyi falan yapmışlar lan. Mini buggy yapmışlar. Küçük buggy oluyordu ya böyle ayaklarıyla sadece. Onu falan yapmışlar. O çok iyiydi yani. Skypiea falan mesela nasıl olacak? Çok merak ediyorum. İkinci sezon confirmed bence yani. Kesin alırlar. Stranger Things'i falan geride bırakmış. O da çok hoşuma gitti yani. Ha, Enel'i Eminem oynasın falan değil mi? Aynen. Nami de iyiydi. Robin'i çok merak ediyorum. Aman Robin'i bakalım nasıl olacak onlar. Çok ilginç yani çünkü onların güçleri falan çok CGI anneciğim. Franky falan. Bir de yani time skip olursa oho.